Şimdi konumuzda Büyük Selçuklu Devleti. Hemen başlığımızı atalım. Öncelikle şunu ifade edelim arkadaşlar. Büyük Selçuklu Devleti Oğuzlar tarafından kurulmuştur. Oğuzların Üçok kolunun Kınıkboyu tarafından kurulmuş olan bir Türk İslam devletidir. Devletin kurucusu Selçuk Bey'dir. Selçuk Bey aslında Oğuz Yapgu Devleti'nin subaşı dediğimiz yani ordu komutanlığı görevinde bulunmaktaydı. Ancak darbe girişiminde bulunmuştur. Deşifre olunca da pılını pırtısını toplayıp kaçmıştır. Erkekliğin %90'ı kaç, %10 arkana bakmamaktır kabilinden. Cent şehrine kadar gelip yerleşmiştir. Şöyle haritamızı da göstermek gerekirse arkadaşlar, Büyük Selçuklu Devleti'nin kurulduğu bölge bu bölge. Yani Cent şehrine kadar gelip yerleşmiştir ki Cent şehri merkezden epey bir uzak bölgededir. Daha sonra arkadaşlar Selçuk Bey'in uzun süre burada toparlamaya çalışmış Müslümanlığı kabul etmiştir. Bölgedeki İslamiyet'i kabul eden Oğuzlar da kendi etrafında toplayarak kısa süre içerisinde büyük bir güç oluşturmuştur. Ve arkadaşlar Oğuz Yapgu Devleti'nin vergi memurlarını Müslümanlar gavurlara vergi vermezler diyerek kovmuştur. Yani merkezi hükümete bir nevi başkaldırmıştır. Şöyle devam etmek gerekirse konumuz arkadaşlar. Büyük Selçuklu Devleti'nin demek ki aslında temellerini atan Selçuk Bey'dir. Selçuk Bey'in ölümünden sonra yerine oğlu Arslan Yapgu geçmiştir. Arslan Yapgu adının Arslan olduğuna bakmayın. Bir kedi miyav dedi, minik fare kükredi misali. Çok da fazla etkin ve yetkin bir insan değildir. Ondan sonra devletin başına geçen esas aslında Türkmen aşiretlerinin başına geçen Tuğrul Bey adeta uçurmuştur arkadaşlar. Kardeşi Çağrı Bey'e akınlar yapmasını, bir çıkış noktası bulmasını istemiştir. Çağrı Bey o dönemde Anadolu'ya akınlar yaparak 1015-1021 yıllar arasında ne yapmıştır? Anadolu'nun kapıları yavaş yavaş yoklanmaya çalışılmıştır. Demek ki Çağrı Bey 1015-1021 yıllarında ya da yıllar arasında Anadolu'ya akınlarda bulundu. Bu akınlar arkadaşlar keşif amaçlı akınlardır ve Anadolu tanınmıştır. Bundan sonra Anadolu bizim için ne olmuştur? Bir hedef olmuştur. Yalnız Anadolu'ya geçebilmek için de İran coğrafyasının geçilmesi gerekiyordu. İran'da da Gazneliler vardı. O zaman Gaznelilerle savaş kaçınılmaz olmuştur. İşte arkadaşlar Gazneli Mesut'la Tuğrul Bey arasında gerçekleşen Dandana Kan Savaşı'nı Selçuklular kazanmıştır. O zaman aslında devletin kuruluş aşaması da Dandana Kan Savaşı ile olmuştur diyebiliriz. Dandana Kan Savaşı sonucu yani 1040 yılında kuruluşunu tamamladı. Yani aslında devletin gerçek kurucusu arkadaşlar kimdir? Tuğrul Bey'dir. Tuğrul Bey tarafından kuruldu. Tuğrul Bey devletin başındadır. Kardeşi Çağrı Bey de arkadaşlar ordu komutanlığındadır da denilebilir. Tuğrul Bey bundan sonra Anadolu'yu fethetmek için komutanlarını, askerlerini sevk etmiştir. Yalnız o dönemde arkadaşlar Şii Büveyhoğulları devleti Abbasi halifesine zor durumda bırakmaktaydı. Abbasi halifesi Tuğrul Bey'den yardım istemiştir. Tuğrul Bey 1055 yılında Bağdat seferine çıkmıştır. Bu sefer neticesinde Şii Büveyhoğulları devletini yıkmıştır. Ve böylelikle Sünnili İslam dünyasına hakim kılmıştır. Bununla da arkadaşlar ne olmuştur aslında? Abbasi Sünniliğin de temsilcisi de İslam'ın koruyuculuğu gibi önemli bir görev üstlenmiştir diyebiliriz. Demek ki o zaman 1055 Bağdat Seferi ile Bağdat Seferi sonucu İslam'ın koruyuculuğu üstlenildi. Evet, demek ki Türkler arkadaşlar İslam'ı korumuşlardı, yaymışlardı, geliştirmişlerdi. İşte Selçuklular da Bağdat Seferi sonrasında bu görevi üstlenmişlerdir. Bunun üzerine arkadaşlar bu işe en çok sevinen kim olmuştur? Abbasi halifesi olmuştur ve Tuğrul Bey'e dile benden ne dilersen demiştir. Hatta doğunun ve batının sultanı demiştir. Daha ileri gidip neredeyse gönlümün sultanı diyecek noktaya kadar gelmiştir. Ve arkadaşlar Abbasi halifesinin kızıyla evlenmiştir Tuğrul Bey. Ancak buradan beklenen sonuç pek de ortaya çıkmamıştır. Tuğrul Bey'in vefatından sonra arkadaşlar oğlu olmadığından dolayı
kardeşi Çağrı Bey'in oğlu Sultan Alparslan Baş'a geçmiştir. Sultan Alparslan Anadolu'nun fethi meselesine gayet ağırlık vermiştir. Alparslan zamanında Doğu Anadolu fethedildi. Yani Kars ve çevreleri arkadaşlar bu şekilde fethedilmiştir. Kars'taki Ani Kalesi ele geçirilmiştir ki Ani harabeleri o dönemden günümüze kadar kalan önemli hususlardan bir tanesidir. Yine slaytımızda gördüğümüz gibi Ani özellikle de Sultan Alparslan'ın Anadolu'da fethetmiş olduğu ilk topraklardır. Oradan güneye inen Sultan Alparslan özellikle arkadaşlar Van ve çevresine gelmiştir. Bizans İmparatoru Türkleri tamamen tarih sahnesinden silmek için büyük bir orduyla gelmişti. Malazgirt Savaşı'yla Bizans İmparatorluğu ya da Bizans Devleti'ne çok ağır bir darbe vurulmuştur. Malazgirt Savaşı ile yani 1071 Anadolu'nun kapıları açıldı. Meseleyi şöyle izah edelim. 26 Ağustos 1071 tarihinde arkadaşlar Cuma gününe denk getirilmiştir. Tüm İslam dünyasında gerekli desteği alınmıştır. Malazgirt Ovası'nda yaklaşık 50 bin kişilik Türk kuvvetleri, yaklaşık 200 bin kişilik Bizans kuvvetleri karşı karşıya gelmiş. Ve akşam saatlerine gelindiğinde zafer kesinlikle Türk tarafının olmuştur. Bizans İmparatoru da esir düşmüştür. Bu savaş sonrasında arkadaşlar Anadolu'nun kapıları Türklere açılmıştır. Biz bir kapıyı açık görürsek dalar mıyız oradan içeriye? Sonuna kadar dalarız. Toplamıştır komutanlarını Sultan Alparslan. Arslanlarım, yiğitlerim, koçlarım, koç beylerim diyecektir. İşte çekiç, işte örs, işte Anadolu, işte atınız, işte siz diyecektir. Gidin gidebildiğiniz kadar, atlarınız çatlayıncaya kadar, sizler patlayıncaya kadar, gidebildiğiniz yere kadar gidin. Aldığınız, bulduğunuz, çaldığınız her şey sizin diyecektir. Ve arkadaşlar bu uygulama yani Anadolu'da fethedilen topraklar fethedenin malıdır uygulaması Anadolu'nun kısa süre içerisinde fethini kolaylaştırmıştır. Bir baştan bir başa yani 1021'den 1071'e kadar 50 yıl içerisinde çok az bir kısmı fethedilen Anadolu 1071'den 1075'e kadar 4 yıl içerisinde tamamı neredeyse fethedilmiştir. Üsküdar sahillerine dayanmışız. Boğazlardan geçen gemilerden vergi almaya başlamışızdır. Sultan Alparslan'ın ölümüyle birlikte arkadaşlar ne olmuştur? Sultan Alparslan'ın ölümüyle birlikte yerine oğlu Melikşah geçmiştir. Melikşah döneminde Selçuklular en parlak dönemini yaşamışlardır. Melikşah döneminde en parlak dönem yaşandı. Bu dönemde en parlak dönem yaşanmıştır. Suriye'nin ve Anadolu'nun fethi tamamlanmıştır. Ancak arkadaşlar bu dönemde Selçukluların başına bir bela gelmiştir. Bu bela da nedir? Batınilerdir. Batınilerle mücadelede başarılı olunamadı. Hasan Sabbah tarafından Alamut Kalesi'nin de ele geçirilmesiyle birlikte kurulmuş olan bir terör örgütüdür arkadaşlar. Amacı Büyük Selçukluları yıkmaktır. Önemli devlet adamlarına suikastler tertipleyerek bu devleti yıkmayı amaçlamıştır. Sultan Melikşah bunların üzerine gitmişse de bunlar da başarılı olamamıştır. Hatta Sultan Melikşah'ın en ünlü, önemli veziri, Vezir Nizamülmülk bunlar tarafından öldürülmüştür. Aynı zamanda arkadaşlar birçok önemli devlet adamı da Batıniler tarafından öldürülmüştür. Batınilerin varlığı Selçuklular açısından oldukça büyük bir tehdit, tehlike olmuştur diyebiliriz. Melikşah'ın ölümünden sonra ortalık karışmıştır. Melikşah'ın oğulları birbirine girmiştir. Amcası, amcaları, amcalarının oğulları, bütün herkes hurra tahta hak iddia etmişlerdir. Yıllar süren taht kavgaları neticesinde arkadaşlar Selçuklu devleti iyice zayıflamıştır. En son Sultan Sancar devleti tekrar toparlamayı başarmıştır. Ama arkadaşlar o da bir müddet sonra vefat edince Selçuklu devleti yıkılmaktan kendisini kurtaramamıştır. Şunu ifade edebiliriz. Selçukluların son büyük hükümdarı Sultan Sancar'dır ya da Sencer'dir. Selçuklular arkadaşlar en son 1141 yılında Katvan Savaşı'yla Selçuklular Karahitaylılarla yaptıkları
Kimdir Karahitaylılar? Moğollar ile yaptıkları savaş sonucu, yani Katvan Savaşı, 1141 yılında yıkılış sürecine girdi. Demek ki arkadaşlar, Selçuklular Dandanakan Savaşı ile kuruluş sürecini aşamasını tamamlarken Katvan Savaşı ile de yıkılış sürecine girmişlerdir. Dandanakan 1040 yılındaydı, Katvan 1141 yılındaydı. Yani aslında tertemiz 100 yıl yaşamışlardır. Selçuklu Devleti'nin dağılmasından sonra yerine birçok yeni yeni devletler, devletçikler kurulmuştur. İşte yerine kurulan devletlere baktığımızda Horasan'da Horasan Selçuklu Devleti, İran'da işte Kirman Selçukluları, Irak Selçukluları, işte Suriye Selçukluları, Anadolu'da Anadolu Selçukluları gibi devletler kurulmuştur. Bir de bunun dışında Atabeylikler kurulmuştur ki arkadaşlar, bu Atabeylikler de nelerdir işte? İldenizliler, Böriler, Zengiler vesaire gibi birçok atabeylikler de kurulmuştur. Bu arada atabey ne demektir? Atabeylik ne demektir? Atabey aslında bir nevi ağabey gibi de düşünülebilir arkadaşlar. Selçuklularda şehzade eğitmenine atabey deniyormuş. Onların devlet kurdukları devletlere de atabeylikler deniliyor. Peki ne oldu da Büyük Selçuklu Devleti yıkıldı? Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılış nedenlerine baktığımızda şunları ifade edebiliriz arkadaşlar. İşte devletin çok geniş sınırlara ulaşmış olması, iç kavgalar, özellikle taht kavgaları devletin yıkılmasının en temel nedenidir. Yine bunun dışında Batınilerin zararlı çalışmaları, Abbasi halifelerin tekrar yeniden eski gücü ele geçirme düşüncesi, bütün bunlar Selçukluların yıkılmasında etkili olan hususlardır diyebiliriz. Şimdi Büyük Selçuklular çok önemli bir devlet olduğundan dolayı bu devletin kültür medeniyetiyle ilgili de kısaca birkaç hususu izah etmeye çalışalım. Bunlar siyasi kısmıydı. Kültür medeniyet, devlet yönetiminden hemen bahsetmek gerekirse arkadaşlar, devlet yönetiminde ne vardır? Merkezi otorite zayıftır. Şöyle izah edelim meseleyi. Daha önceki Türk devletlerinde olduğu gibi arkadaşlar, Selçuklularda ülke hanedanın ortak malıydı. O zaman hanedan üyelerinin bütün erkek çocukları ülke yönetiminde söz sahibiydiler. Bu da sürekli taht kavgalarını beraberinde getiriyordu arkadaşlar. O zaman merkezi otorite güçlü değildi. Nedir? Zayıftır. Federal bir yönetim tarzı vardır diyebiliriz. Bu bağlamda bilinmesi gereken bir başka önemli husus Atabey. Atabey ne demekti? Atabey demek ki arkadaşlar, şehzade eğitmeni. Osmanlı'da bunun ismi neydi? Osmanlı'da bunun ismi Lala olarak tabir ediliyordu. Devlet yönetimi ve ülke yönetiminde demek ki arkadaşlar, birinci yetkili ve etkili şahıs ya da kurum, kuruluşlar kimlerdir? Hanedan üyelerdir. Yani Selçuklu soyuna mensup olan kişilerdir denilebilir. Bir başka önemli husus ordu. Selçuklularda Selçukluların düzenli bir ordusu vardı arkadaşlar. Bu orduya baktığımızda merkez kuvveti, merkez kuvvetleri, eyalet askerleri olmak üzere bir de bunların dışında diğerleri diyebiliriz. Merkez kuvvetleri Gulaman-ı Saray. Ne demek Gulaman-ı Saray? Saray köleleri ya da saray koruyucuları, saray muhafızlardır arkadaşlar. Bunlar merkez kuvvetlerdir. Merkezde padişahı ya da ne bileyim işte hazineyi, sarayı korumakla görevli olan askerlerdir. Eyalet askerleri içerisinde ise neler? İkta askerleri baş çekmektedir. İkta sistemi ne demektir arkadaşlar? Askerlerin askeri masrafları karşılamak amacıyla belli bir toprak parçasının ayrılmasına ikta sistemi deniliyor. Demek ki bu askerlerin devlete hiçbir masrafı yoktur. Bunlar arkadaşlar savaş zamanında savaşçıdır. Diğer zamanlarda ise çiftçilik görevleri yapar. Osmanlı'da bunun ismi tımar sistemi olmuştur. Bir de bunun dışında gönüllüler vardır. Yine arkadaşlar Türkmenler var. Adeta savaşmak için yaratılmıştır. Bağlı devletlerin askerleri
vesaire gibi. Selçuklularda oldukça düzenli büyük bir ordu vardır. Tamamı kara kuvvetlerden oluşmaktadır. Selçuklularda arkadaşlar donanma yoktur diyebiliriz. Bir başka Selçuklularla ilgili hukuk sisteminden kısaca bahsetmek gerekirse, Selçuklularda ve diğer Türk İslam devletleri hemen hemen aynıdır. Hukuk genel olarak ikiye ayrılmıştır. Şer'i hukuk, örfi hukuk, şer'i hukuk, İslam hukuku. Örfi hukuk ise arkadaşlar daha çok töre, gelenekler. Burada örfi hukuk şer'i hukuka yani İslam hukukuna uygun olmakla yükümlüdür. Eğer çakışırsa İslam hukuku esas alınırdı. Bu da arkadaşlar Selçuklularda laik değildi. Daha çok din hukukuna göre yönetilen bir devlet olduğunun göstergesidir diyebiliriz. Sosyal yapıya baktığımızda Selçuklularda da toplumsal anlamda belki derin çukurlar, derin ayrımların olmuş olduğu bir sosyal toplumsal yapı yoktur. Vatandaşların ekonomik faaliyetleri, tarım, ticaret vesaire gibi bunlarla ifade edilmektedir. Hemen şu ekonomik yapı ile ilgili de kısaca birkaç hususu bahsedelim. Ekonomi, tarım. Toprak sistemine baktığımızda arkadaşlar, toprak, miri arazi, vakıf arazi, mülk arazi olmak üzere üçe ayrılır. Miri arazi devlet arazisidir arkadaşlar. Bunlar nedir işte? Mülkiyeti devletin, kullanma hakkı vatandaşın olan arazilerdir. Saray masrafları, askeri masraflar vesaire hepsi arkadaşlar buradan karşılanıyordu. Vakıf topraklar gelirleri daha çok hayır kurumlarına ya da ne bileyim işte sosyal müesseselere ayrılan topraklara vakıf topraklar diyoruz. Mülk arazi ise mülkiyetinin tamamen kendisine ait olduğu özel dediğimiz arkadaşlar arazilere de ne diyoruz? Mülk arazi diyoruz. Selçuklular döneminde eğitim öğretime de oldukça önem verilmiştir. Birçok önemli medreseler yapılmıştır ki özellikle Vezir Nizam-ı Mülk'ün kurmuş olduğu Nizamiye medreseleri arkadaşlar İslam dünyasındaki ilk üniversiteler kabul edilen okullardır. İsfahan'da, işte Rey şehrinde, değişik yerlerde, Bağdat'ta filan Nizamiye medreselerinin bir benzerleri aynı şekilde kurulmuştur. Eğitim öğretimde oldukça gelişmiştir diyebiliriz. Şöyle özetle söylemek gerekirse, Selçuklular, Türk İslam tarihinin oldukça önemli bir yerini teşkil eden Türk İslam devletlerinden bir tanesiydi. Kendisinden sonra gelen Türk İslam devletlerinde öncülük etmiştir arkadaşlar. Kurmuş oldukları kurumlar vasıtasıyla işte Osmanlı Devleti hatta Selçukluların biraz daha geliştirilmiş hali gibidir. 100 yıl tertemiz bir hayat yaşamıştır. Ondan sonra kurulan Türk devletleri de onu ne yapmıştır? Geliştirerek biraz daha taklit etmiştir diyebiliriz.